Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bayram dönüşü yine mükemmel bir konuyla karşınızdayız. Osmanlı'nın kalbi, Topkapı Sarayı ve Merkez Teşkilatı'nı bugün ele alacağız. Peki biz bugün dersimizde neler göreceğiz? Yani aslında İstanbul'da o başkentin içerisindeki sarayın derinliklerine ineceğiz. Topkapı Sarayı'nın devlet idaresinde, devlet adamı yetiştirmesinde, şehir kültürünün gelişmesinde oynadığı rolü ele alacağız. Topkapı Sarayı'nın kısımlarında neler olduğunu ve Divan-ı Hümayun'un tanımı, işlevi ve görevlerini bugün dersimizde işleyeceğiz. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak değerli arkadaşım, Osmanlı'da ilk saraylar neydi? Yani yavaş yavaş İstanbul'a gelmeden önce neleri yaptık? Osmanlı ilk sarayı Orhan Gazi tarafından arkadaşlar ne yapılmıştır? Bursa'da yaptırılan Bey Sarayı Osmanlı'nın ilk sarayıdır. Daha sonrasında 1. Murat döneminde Edirne'nin başkent yapılmasıyla birlikte Edirne bizim ikinci sarayımız haline gelecek. Ama daha sonrasında Ver Mehteri dediğimizde 2. Mehmet döneminde ise 400 yıla yakın bir süre devlet merkezi olarak kullanılan tabii ki neresi? Topkapı Sarayı inşa ne yapılmıştır? Edildi diyeceksiniz. Tabii ki Topkapı Sarayı'nın şehir kültüründeki önemi ve merkezi nedir diye adlandırdığımızda gelin buna bir bakalım birlikte. Osmanlı Devleti'ne merkez ve taşrayı tümüyle tek elden yöneten, padişahın aslında karargahı olarak kabul edilen yer Topkapı Sarayı bulunmasından dolayı sarayın devlet merkezi olması. Yine Topkapı Sarayı'nın siyasi, sosyal, ekonomik kararlarının alındığı, büyük törenlerin düzenlenip halkın sorunlarının çözüldüğü yoğun bir merkez haline gelmiş. Sonucunda etrafında birçok caminin, han, hamam, dükkan, çarşı, medrese, tercüme bürosu, çeşme, vakıf, konak, park ve bahçe gibi tesislerin kurulmasıyla şehir kültürünün hızla gelişmesine aslında bir nevi bize vesile olacak. Şimdi bu saray aslında bizim için çok önemli. Bugün İstanbul'a gittiğiniz zaman arkadaşlar o sarayın devasa noktasını görürüz. Hatta dönemin arkadaşlar imparatorlukları kendilerine o kadar büyük saraylar yaptırırlar ki aslında bir nevi devletin neyini gösterir? Gücünü göstermektedir. Bugün Topkapı Sarayı bile hala 100 yıl geçmesine rağmen gün yüzüne baktığımızda hayranlık uyandırmamak elde bile değil. Peki Topkapı Sarayı kaç bölüme ayrılır? Bakın, Birun, Enderun ve Harem. Birun, aslında insanın vücudundaki en dışındaki yer neresidir? Burnudur. Birun, burun, dış saraydır. Genelde diyorsunuz ki arkadaşlar, devletin resmi işlerinin yürütüldüğü nedir? Yerdir. Enderun, iç saray. Burada da arkadaşlar hem neyden bahsedeceksiniz? Saray okulundan bahsedeceğiz. Yani aslında bir nevi devşirmelerin arkadaşlar yetiştirildiği yer. Harem ise padişahın, bakın padişahın özel arkadaşlar hayatının geçtiği nedir? Yer olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Hadi gelin bu soruya bakalım birlikte. Osmanlı Devleti'ndeki saraylarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlk Osmanlı Sarayı Orhan Bey döneminde yaptırılmıştır. Hatırla, ne sarayıydı? Bey Sarayı'ydı. B. Dolmabahçe Sarayı 1. Murat döneminde inşa edilmiştir. Çat dedim, bu bir dursun dedim, devam ettim diğerlerine bakalım. C. Birun, Topkapı Sarayı'nın dış ve en kalabalık olan kısmıdır. Evet. D. Topkapı Sarayı yüzyıllar boyunca devletin merkezi olarak kullanılmıştır. Evet. E. Topkapı Sarayı padişahın hem ikametgahı hem de çalışma mekanı olmuştur. Evet. Yani aslında burada haremi de göreceksiniz. Ama Dolmabahçe Sarayı arkadaşlar bu dönemde yapılmamıştır. Aslında Abdülaziz döneminde yapılan bir saraydır. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. Şimdi gelin bakalım. Devam edelim. Kapı, yani saray. Aslında kapı demek bir nevi aslında devlet demek. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şuraya bir şey yazacağım. Kapı halkı diyeceğim.
Hopkapı halkı Osmanlı Devleti'nde yüksek makamlara sahip olarak sivil ve resmi her türlü işte hizmet gören kişilere kapı halkı denir. Yani aslında devletin halkıdır. Kapı demek devlet demektir. Kuruluş sürecinin kapsamı önde gelen kişilerin hizmetinde bulunanlardır. 17. yüzyılda kapsamı tüm saray halkı olarak ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir. Peki devletin işleri nerede yürütülmekteydi? Devletin işleri Divan-ı Hümayun'da yürütülmekteydi. Peki Divan-ı Hümayun'u kim kurmuştur dersek? Tabii ki teşkilatlanmaya önem veren kuruluşta Orhan Bey, devletin arkadaşlar Divan-ı Hümayun'u kuran ilk kişidir. Kurumu kaldırıp yerine heyet-i vükela, yani aslında nazırlıklar kuran kişi kimdir dersek de modernize dediğimiz padişah 2. Mahmut arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un yerine nazırlıklar kurmuştur. Devletin en üst düzey işlerinin görüşüldüğü bir kurumdur aslında Divan-ı Hümayun. Aslında bugün günümüzde işte Cumhurbaşkanımız mesela topluyor ya işte bakanlar kurulu vesaire. Aslında bir nevi divanı topluyor. Günümüzde de ne diyebilirsiniz biz buna? Bakanlar neyi diyeceğiz? Kurulu olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ama unutmayın, danışma neyidir? Meclisidir. Niye peki ben danışma meclisi diyorum? Çünkü Osmanlı Devleti'nde son söz padişaha aittir. O yüzden dedik ki danışma neyidir diyorsunuz? Meclisidir. Geldim, devam ettim. Bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Divan-ı Hümayun'un demokratik ve antidemokratik görünen yönlerini yorumlayıp ayrıca bu kurumun bir karar organı değil de danışma organı olarak değerlendirilmesinin sebebini açıklayınız demiş. Buna nasıl açıklayacağız? Şimdi arkadaşlar bakın, unutmayın, son sözü kim söyler? Padişah söyler. O yüzden de arkadaşlar hangi kavram deriz biz buna? Danışma meclisi dersiniz. Ama bakın unutmayın, şu anda günümüzde yine bir danışma meclisimiz var mı? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar ne yapmakta? Yürütme görevini yürütmekte. Yani işte kanunlar çıkarıp tasarlama yapabilir. Bunu da sonrasında sunabilir. Ama burada mesela divanda konuşuyorsunuz. İşte savaş mı yapalım, barış mı yapalım? Padişah diyor ki ya savaşacağız ya barışacağız. O yüzden de son sözü hep kim söylemiştir? Padişah ne yaptı arkadaşlar? Söyler. O yüzden de Divan-ı Hümayun bir nevi aslında danışma organı olarak ne yapılmakta? Karar alınmakta diyeceğiz. Geldim. Şimdi Divan-ı Hümayun üyeleri kimler? Aslında bakın unutmayın. Biz bu üyeleri 3 kısma ayırıyoruz. İlmiye, Kalimiye ve ne diyeceksiniz? Seyfiye diyeceğim. Şimdi Seyfiye dediğim zaman hemen şuraya sadrazam, vezir, daha sonrasında arkadaşlar Yeniçeri Ağası, Kaptanı Derya diye adlandırabilirim. Kalemiye dediğim zaman nişancı, defterdar, Resul, Küttap diye adlandırabilirsiniz. İlmiye dediğim zaman Şehirüslam ve Kaz Asker, divanın önemli isimleri arasında ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi gelelim bunları biraz açalım. Sadrazam, padişahın unutmuyorsunuz mutlak neyidir? Vekili olarak bilinmekte. Yani aslında padişahtan sonra en yetkili kişi sadrazamdır. Yani aslında günümüzde bir nevi başbakan diye ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz. Padişah cumhurbaşkanıysa onun yardımcısına da başbakan diyebiliriz. Vezirler. Aslında bu vezirler arkadaşlar kubbe altı vezirleri diye duyabilirsin. Çünkü Topkapı Sarayı'nın kubbe bölgesinde toplandıkları için bunlara kubbe altı arkadaşlar vezirleri diye ne yapılmıştır? Adlandırılmıştır. Şimdi vezirler de tam tersine sadrazamın neyidir? Yardımcılarıdır. Bunlar birçok görevde yer alabilir arkadaşlar. Birçok yere gidebilir. Savaşlarda ordunun başında komutanlık yapabilirler. Ordunun başında yürütme gücünü ne yapabilirler? Kullanabilirler. Bu yüzden vezirler önemlidir. Geldim kaz askere ya da kadı asker. Şimdi bazen öğrenciler ya burada askeri gördüm, o zaman bunlar askeri işten sorumlu derse yanlışa düşersiniz. Kaz asker. Aklınıza divanda arkadaşlar hem eğitim hem de neyden sorumludur?
adaletten sorumludur. Yani aslında taşralara müderris ve kadı atamasından sorumlu görevli kaz askerdir. Yani günümüzde Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı diye adlandırabilirsiniz. Defterdar. Bugün defterdar günümüzde de var mesela. Vergi dairelerine giderseniz görürsünüz defterdarlığı. Defterdarlık da devletin, bakın, devletin mali neyinden sorumludur? İşlerinden sorumludur diyoruz. Diyeceksiniz defterdar için. Geldim kaptanı derya. Derya deniz, bakın, derya deniz. O zaman nedir? Deniz kuvvetleri neyi dedik? Komutanı. Ama mesela hoca sana sorudu sordu. Dedi ki divana katılan ilk kaptanı deryamız kimdir diye sorarsa aklınıza Barbaros arkadaşlar Hayrettin ne diyeceksin? Paşa divana katılan ilk kaptanı neyimizdir? Deryamız olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Geldim nişancı. Unutmuyorsunuz arkadaşlar iç ve dış yazışmalardan sorumludur. Hemen şuraya yazışma dedim. Aynı zamanda padişahın neyin çeker? Tuğrasını ne yapar diyorsunuz? Çeker diyeceğiz. Yani bir nevi özel kalem diyebilir misiniz? Evet, bir nevi özel kalem diye adlandırabilirim. Geldim Şeyhülislam. Sonra da diyorum ki divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını ne yapar? Denetler. Yani der ki işte bakın bu aldığınız karar, divandaki alınan karar işte dinen caizdir ya da caiz değildir diye adlandıracak. Unutmuyorsunuz Osmanlı Devleti'nin ilk arkadaşlar Şeyhülislam'ı kimdir dersek de aklınıza Molla Fenari ne yapsın? Gelsin. Geldim Reisül Küttab. Şimdi Reisül Küttab aslında arkadaşlar görevi 18. yüzyılda artıyor. Bunun öncesinde tabii ki Reisül Küttablar kime bağlı? Nişancılara bağlı ve aslında sonrasında Osmanlı'nın neyinden sorumludur? Dış işlerinden nedir? Sorumludur diyoruz. Bakın neyden sorumluymuş? Osman'ın dış işlerinden sorumlu. Yani bir nevi dışişleri bakanı diye adlandırabilirsiniz. Şimdi geldim Yeniçeri Ağası'na. Şimdi Yeniçeri Ağası için şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Divanda alınan kararları Yeniçerilere ne yapar? Bildirir. Aynı zamanda İstanbul'un neyinden sorumludur? Güvenliğinden sorumludur diyeceğiz. Ama yalnız bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neye dikkat etmenizi istiyorum dersem. Kaptanı Derya ve Yeniçeri Ağası. Bakın bu ikisinin ne statüsünün olması lazım? Vezirlik statüsünün olması gerekiyor. Eğer bu ikisinin vezirlik statüsü yok ise divana ne yapamazlar? Katılamazlar diyeceğiz. Ama yine dediğim gibi dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Neye dikkatinizi çekmek isteyeceğim? Bunları arkadaşlar yönetenler sınıfı olarak kaç kısma ayırıyordum? 3 kısma ayıracaktım. Hemen onu da bir açıklamak istiyorum ben size. Şöyle dedik. Bakın hemen dedim ki bir seyfiye sınıfı. Daha sonrasında arkadaşlar kalemiye sınıfı. Bir de hangi sınıfımız vardı? İlmiye sınıfımız vardı. Şimdi seyfiye sınıfı kimler var? 1. Sadrazam. 2. Vezir. 3. Arkadaşlar kim diyeceksiniz? Yeniçeri Ağası. 4. Kaptanı ney? Derya. Sonrasında arkadaşlar Beylerbeyi. Daha sonrasında geldim Sancak Bey gibi sıralayabilirim. Ama hocan soru değil sordu. Dedi ki sadrazam, vezir, yeniçeri ağası ve kaptanı derya neye katılır? Divana katılır.
Ama bak unutma, bunların hangi statüsünün olması lazım? Vezirlik statüsünün ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Geldim. Kalimiye sınıfı. Kim dedik? Nişancı. Daha sonrasında geldik. Reisül Küttab. Ve en son olarak da ne diyeceksiniz? Defter dar diyeceğim. Bunlar için de arkadaşlar diyorsunuz ki bu üçü de neye katılıyor? Divana ne yapar? Katılır. Ama Reisül Küttab daha sonrasında katılmaya başlayacak. Yani aslında Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmemizle birlikte Reisül Küttab divana katılmaya başlıyor. İlmiye sınıfı dediğim zaman da aklınıza bir Şehül İslam diye adlandıracağım. Bir de Kaz Asker diye adlandıracaksınız. Unutmuyorsunuz, Şeyhülislam divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetlerken, Kaz Asker ise divanda hem eğitim hem de adaletten nedir? Sorumlu olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yani devletin merkezi neresi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nı kaç kısma ayırdım? 3 kısma ayırdım. Ne demiştik arkadaşlar? Enderun, Birun ve Harem demiştik. Aslında Enderun bir nevi devşirme devlet adamlarının yetiştirildiği bir merkezdi. Birun ise devletin arkadaşlar özel işlerinin görüşüldüğü bir merkez olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Hatta arkadaşlar işte burada işte saray mutfağı, yine arkadaşlar cebeci, topçu ocağının bulunduğunu görmektesiniz. Harem ise padişahın özel hayatının geçtiği ve kız ve annelerinin ve hanımlarının kaldığı ve kendi özel hayatının geçtiği bir bölüm olarak ne yapmaktayız? Haremi bilmekteyiz. Unutmayın, Birun'la arkadaşlar Enderun arasında geçilen yere ise Babul Sade ismini ne yapılır? Verilir diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.